Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum tüm beyefendi ve hanımefendi takipçilerim için. Evet sevgili arkadaşlar, bu çalışmamda, bu analizimde sizlere özellikle son dönemlerde hem sizlerin çok yoğun bir şekilde sorduğunuz, sıklıkla sorduğunuz sorulara yanıt verebilmek, hem de özellikle piyasanın son dönemlerde gündeminde bulunan önemli konulara yanıtlar olabilmesi bakımından bir çalışma yapmayı arzu ettim. Hafta sonları biliyorsunuz gerek borsa konusunda gerekse dolar TL hususunda detaylı analizler aktarıyorum ve bir analizi de genel konulara ayırıyorum. Bu hafta da bu hususa yoğunlaşmayı arzuladım. Sevgili arkadaşlar, bu çalışmaya başlamadan önce bana analizlerim altında yöneltmiş olduğunuz tüm soru ve yapmış olduğunuz birbirinden güzel yorumlarınız için sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı arz etmek istiyorum. Çok üzgünüm ve çok özür diliyorum ki ben bu sorularınıza tek tek yanıt veremiyorum. Yorumlarınıza belki bir beğeni bırakmaya dahi çoğu zaman vaktim olamıyor. Ama inanın fırsatım oldukça bir şekilde okumaya, bir şekilde cevap vermeye gayret gösteriyorum. Ama maalesef iş hayatım çok çok yoğun. Seyahatlerin yoğunluğu ve çalışma tempomun yoğunluğu gereği çok geç saatlerde yorum aktarmak durumunda kaldığıma sıklıkla tanık oluyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bu hususta bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Sayın Gülsen Ağar hanımefendi bu konuya dikkat çekmişler. Önemli veriler sonrası yaptığınız hızlı analizler için çok teşekkür ederim. Gözlerim hemen sizin yorumlarınızı arıyor. İyi ki varsanız şeklinde son derece nazik bir mesajda bulunmuşlar. Kendilerine bir kez daha daha doğrusu Gülsen Hanımefendi şahsında tüm olumlu yorumlarda bulunan değerli kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar ben mümkün olduğu kadar önemli bir verinin açıklanması öncesinde ve sonrasında sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Önemli bir veri öncesinde geceden bu konuya dair hassasiyeti ifade ediyorum ve verinin açıklanması sonrasında ise bu bizim Merkez Bankamız olabilir veya ABD Fed Merkez Bankası olabilir. Her neyse önemli bir piyasayı suklase edebilecek olan bir dalgalanma yaratabilecek olan bir veri durumu söz konusu olduğu zaman olabildiğince işimi gücümü bırakmaya ve vaktimi ona göre programlamaya çalışmak suretiyle o veri sonrasında ne yapmak gerekir, o veriyi nasıl yorumlamak gerekir ama en önemlisi gelen herhangi bir verinin etkisiyle anlık hareket edilmemesi hususuna vurgu yapabilmek bakımından çabucak bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bu gayretimi devam ettireceğim. Önemli veri akışları öncesi ve sonrasında mümkün olduğu kadar sizleri bilgilendirme hususundaki çabamı devam ettireceğim. Bunun da bilgisini vermeyi arzu ettim. Sevgili dostlar, analizlerim hakkında birkaç ipucunda bulunmak istiyorum. Benim analizlerimde biliyorsunuz değerli arkadaşlar, özellikle analizlerimin başlangıcında temel verilerden bahsediyorum. Yani ülke içerisinde ve yurt dışındaki kritik açıklamalar, kritik veriler, o gündemi o an itibariyle etkileyebilecek olan faktörler üzerinde duruyorum. Zira istiyorum ki sadece ekranlara bakan neden yükseldi, niçin yükselmiyor veya niçin düştü, daha düşer mi, daha çıkar mı gibi sorulara kendiniz de yanıt verebilirsiniz veya bunların nedenleri konusundan bir haber olmayasınız diye mümkün olduğu kadar temel veriler ve ülkenin ve yurt dışının içinde bulunduğu genel piyasa faktörlerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Biliyorum birçok arkadaşımız bu tür konuları gereksiz görebiliyor olabilir ama o onların cehaleti diyeceğim. Beni mazur görürseniz bilinçli bir yatırımcı mutlaka ülkesinde ve yurt dışında ne olup ne bittiğini bilmek zorundadır. Ancak ekranları veya portföyünü bu şekilde bilinçli bir şekilde algılayabilir veya izleyebilir kanaatindeyim. Doğru bildiğim budur benim. Arkadaşlar pivot verileriyle pivot sistem denilen bir veri veya bir analiz tekniğini kullanıyorum sizlere teknik analiz verilerini açıklarken. Ve aynı zamanda da Fibonacci kriterleri üzerinde duruyorum. İki farklı kriterle sizlere kritik destek ve direnç noktalarını anlatmaya, açıklamaya çalışıyorum. Piyasanın veya o enstrümanın hassasiyet gösterebileceği seviyeleri iki farklı yoldan takip etmek suretiyle birbirini teyit etmesine çaba gösteriyorum. Tek bir noktadan bakmak yerine çoklu bir bakış açısı sağlamaya çalışıyorum.
Pivot sistem konusunda çoklukla sorduğunuz bir soru var ki bunu siz mi icat ettiniz gibi. Hayır arkadaşlar, pivot sistem benim icat ettiğim bir şey değil, benim bir buluşum değil asla. Nacizane bu tekniği yoğun bir şekilde son dönemlerde veyahut da tüm analizlerimde bu tekniği kullanıyor olmam nedeniyle zannediyorum biraz popüler oldu ve sorular artmaya başladı. Pivot sistem değerli arkadaşlar, dünya çapında birçok trader'ın veya fonların, fon yöneticilerinin kullanmış olduğu bir tekniktir, bir yöntemdir. Bildiğimiz klasik destek ve direnç noktaları vardır. Bu klasik destek ve direnç noktaları bazen çok uzak kalabiliyor. Örneğin 95 binler civarındaki bir endeks için düşünelim, 100 bin dirençtir diyoruz. Ama 95 binden 100 bin seviyesine gidinceye kadar bir takım ara sıkıntı yaratabilecek, zorluk yaratabilecek seviyeler vardır. Veya her gün oluşan piyasa değişimleri veya piyasa haberleri nedeniyle günlük bir şekilde dahi, hatta saatlik bir şekilde dahi endekslerin veya takip etmiş olduğunuz enstrüman her ne ise o nesnenin zorlanabildiği noktalar vardır. İşte bir yatırımcı ister kısa vadeli ister uzun vadeli bir yatırımcı olsun, ister orta vadeli bir yatırımcı olsun, mutlak surette taşımakta olduğu pozisyonunu veya almayı veya satmayı düşünmüş olduğu bir enstrümanın anlık dahi olsa, kısa vadeli dahi olsa niçin zorlanıyor, niçin X bir noktadan tepki buldu gibi sorulara yanıt verebilmeli. Bunu çözümleyebilmeli. İşte arkadaşlar, pivot sistem bunu ifade etmekte. Pivot sistem diyor ki belli bir pivot noktasını denge olarak kabul et. Burası bir denge noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde olundukça birinci direnç noktasına, oranın da aşılması durumunda ikinci direnç noktasına doğru yön vardır diyor. Bize bir anlamda yönü tayin ediyor. Dolayısıyla ana direnç veya ana destek noktalarına doğru geri çekilmeler veyahut da yükselişlerin olabilmesi aşamasında bizlere bir anlamda trafik ışığı gibi gerek beklemek, gerekse hızımızı artırmak noktasında bilgi verebilmekte. Hemen arkadaşlar küçük bir örnek vermek icap ederse. Örneğin dolar TL kuru bazında konuşalım. Sizlere her akşam bir gün sonranın hangi hassas pivot seviyelerinin esas alınması gerektiğini her analizimde vurguluyorum. Nitekim 2 Mayıs tarihinde Perşembe günü akşamı da dedim ki 3 Mayıs için yani Cuma günü için pivot verilerimiz şudur. 5.96.65 seviyemiz pivot seviyesidir. Bu seviye bir denge noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kalıyor isek eğer bu durumda birinci pivot direnci olan 5.97.97 seviyesine kadar yani 5.98 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali daha yüksek olasılıktır. Eğilim yukarı yönlüdür. Şayet bu pivot seviyesinin aşağısına inersek bu durumda geri çekilme olasılığını ön planda görmeliyiz şeklinde bir açıklamada bulundu. Ne oldu arkadaşlar? Biz Cuma günü itibariyle yani dün itibariyle direnç noktamız 5.97.97 idi ve 5.98.29 seviyesine kadar yükseldik. Ama bu seviyenin üzerinde kalamadığımız için 5.97.97'nin üzerinde kalamadığımız için pivot noktamız olan denge noktamıza doğru bir geri çekilme yaşadık. Pardon, pivot noktamız arkadaşlar 5.96-95 seviyesiydi. Burada görmekte olduğunuz rakamlar pazartesi günü için geçerli olan rakamlardır. Dolayısıyla 5.96-65 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadık ve en düşük 5.96-09 seviyesini çok kısa süreliğine gördükten sonra bu pivot noktamız etrafında gelişen bir seyir ile günü tamamlamış olduk. Destek noktamız 5.94.94 idi. Eğer ki 5.96.65 seviyesinin aşağısında kalıcı olsa idik, bu durumda 5.94.94-95'lere kadar bir geri çekilme eğilimi yaşanabilirdi. Bir de arkadaşlar endeks bazında bakalım isterseniz. Borsa bazında bakalım. Borsa bazında ise arkadaşlar geçtiğimiz haftaya başlarken hafta sonu 94.988 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu, haftalık pivot seviyemiz olduğunu, hafta genelinde takip etmemiz gereken seviyemiz olduğunu ifade etmiştim. Bu seviye üzerinde kalırsak 96.105 seviyesine kadar yükseliş mümkündür denilmişti. Pivot sistem bu hesabı yapmıştı. Görülen en yüksek seviye 96.050 oldu. Yani arkadaşlar 50 puan civarındaki bir yaklaşımın
sonrasında biz geri çekilmeye başladık. Pivot seviyesi olan 94.988 seviyesi bir destek olarak çalışmadığı için, yani denge noktamızın aşağısına gelinmesi gibi bir durumda karşı karşıya kalındığı için, nereye kadar bu geri çekilme devam edebilir sorumuzun cevabını biliyorduk zaten. Neydi arkadaşlar? 93.460'tı. Pivot sistem bunu bize önceden hesaplayıp vermişti. Ben de sizlere aktarmıştım. 93.460 idi ve biz bu hafta en düşük 93.475 seviyesini gördük. Yani arkadaşlar 15 puan civarında yaklaştık ve tepki bulduk. Direnç noktamız itibariyle 96.050 idi. Biz 96.105 seviyesine 50 puan civarında yine yaklaşım gösterdik ve buradan bir zorlanma ihtiyacını hissederek geri çekilme eğilimine karşı karşıya kaldık. Özetle pivot sistemin hesaplamış olduğu noktalar bu açıdan büyük önem taşıyor. Ben de arkadaşlar bu sebeple bu konu üzerinde yoğun bir şekilde duruyorum. Şunu çok net ve samimiyetle ifade etmek isterim ki kendi işlemlerimde de, alım satım kararlarımda da veya kendi adıma yapmış olduğum tüm yatırım işlemlerinde de pivot sisteme çok büyük bir itibar göstermekteyim. Sizlerin de önem vermesini özellikle tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar bir ipucu olarak diyorum ki, üçüncü pivot direnç ve destek noktaları kritiktir. Yapmış olduğum istatistiklere göre ister günlük ister haftalık bazda, yani anlık ve günlük işlem yapıyorsanız gün içerisinde birkaç saatlik gelişmelerden istifade etmek suretiyle 3-5 kademe, 10 kademe gibi daha küçük periyotlarla işlemler yapmakta olan bir yatırımcı iseniz günlük sistemi, daha orta vadeli, daha 3-5-10 günlük gibi bir süreci önemseyen, kısa orta vade diyebileceğimiz bir süreci önemseyen bir yatırımcı iseniz haftalık pivot verilerine dikkate alabilirsiniz. Ve burada üçüncü direnç noktaları ve üçüncü destek noktaları genellikle tepkinin daha yoğun olduğu ortamlardır veya noktalardır. Yani üçüncü bir desteğe yaklaşırken tepki gelme olasılığı çok daha yüksektir. Veya üçüncü bir direnç noktasına yaklaşım var ise oradan geri çekilme olasılığı daha yüksektir. Bu benim yapmış olduğum istatistiklerin bir sonucudur. Sizler de bunu takip ederek, deneyerek görebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gelelim sorular konusuna. Arkadaşlar soru 1. İstanbul seçimleri YSK tarafından iptal edilir mi? Değerli dostlar, bu konuya net bir cevap vermek mümkün değil bir kere. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve zira YSK gibi bir yüksek mahkemenin kararı öncesinde şu kararı vermeli, bu kararı vermemeli şeklinde bir takım yorumlarda bulunmak da kanunlarımız itibariyle de doğru değildir, yanlıştır. Ancak bizler birer vatandaşız. Bizlerin bu hususta yapacağı yorumlar veya da bir takım tahminlerin herhangi bir şekilde YSK'nın kararını etkilemesi elbette ki mümkün olamayacaktır. Ama yine de biz kurallara uyumlu davranalım. YSK'nın vereceği kararın ne olacağı konusunda elbette ki net bir ifade kullanmak mümkün değil. Zira bugün itibariyle piyasanın da hareket tarzına baktığımız zaman pek de belli bir noktayı veya belli bir yönü fiyatlamadığını görüyoruz. Yani dolar TL'de eğer ki YSK tarafından net ve kesin bir şekilde seçimlerin iptal edileceği yönünde bir karar çıkacağına dair bir inanç olsaydı, zannediyorum bugün dolar TL biraz daha yukarı seviyelerde olurdu. Bu daha yukarı, örneğin 6 üzerinde bir fiyatlama ile seçimlerin iptali haberini bekleyebilirdi veya çok iyimser bir beklentisi var ise daha düşük seviyelerde de bir beklenti içerisine girebilir. Bugünden satışlar olabilirdi. Borsa için de aynı şeyi söylemek mümkün olabilir. Özetle piyasada bu konuda net bir beklenti içerisinde değil. Pazartesi günü açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor. Ama pazartesi günü içinde herhangi bir kesinlik mevzu bahis değil. Bunu da ifade etmek gerekiyor. YSK büyük ihtimalle pazartesi günü saat 14'te toplanacaktır. Bu konuyla ilgili bir karar vermek üzere toplanabilir ama bu karar pazartesi günü çıkacak diye kesin konuşmak tabii ki mümkün olamayacaktır. Ancak değerli dostlar, sizlerin yoğun bir şekilde sorunuza bağlı olarak YSK seçimleri iptal eder mi etmez mi yoksa tescil mi eder şeklindeki sorunuza tamamen ve tamamen şahsımı bağlamak, şahsi düşüncelerim itibariyle şu yanıtı vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle son günlerde atılan bazı adımlar var. Bu adımlar bende acaba
acaba şeklinde bir takım soru işaretleri yaratmakta. Nedir bunlar? Örneğin bir kanun hükmündeki kararname ile İstanbul ve İzmir hedeflen, pardon, İstanbul ve Ankara hedeflenmek veya büyük şehirler hedeflenmek üzere metro gelirlerinin artık devlet tarafından bir şekilde kontrol altına alınacağı, daha doğru bir ifadeyle bu hususta yapılan harcamaların belediyeler, merkez tarafından veya hazine tarafından değil de belediyelerin gelirlerinden bu giderlerin karşılanacağı ve bu şekilde de belediye gelirlerinde önemli bir azalmanın veya önemli bir sıkıntının oluşabilmesine sebep olabilecek şekilde bir kararname yayınlandı. Bu noktada şunu düşünüyorum. Acaba neden düne kadar böyle bir uygulama yoktu da bugün böyle bir aşamada bir kararname ile yeni bir düzenleme yapıldı? Acaba diyorum seçimlerin iptali ile ilgili olarak bir endişe mi var? Yani iptal edilmesi ve edilmemesi hususunda çok net bir düşünce yok ama iptal edilebilme hususuna yönelik olarak önceden alınmış bir tedbir midir gibi düşünmek durumunda kalıyorum. Fakat bir diğer yönden de konuya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın ki bu konuya ilerleyen slaytlarda, sorularda tekrar değineceğim. Merkez Bankası'nın son günlerde belki bir buçuk aydır hiç short pozisyon yapmıyordu. Ama bir baktık ki özellikle geçen hafta sonu sizlere aktarmış olduğum detaylı bilgilerde de göreceğiniz üzere Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında Merkez Bankası'nın yoğun bir şekilde short işlemler yaptığını, belki de Nisan vadedeki işlemlerini vade atlatmak suretiyle o vadelere taşıdığını ama bütün bunların haricinde de Merkez Bankası Perşembe günü ve Cuma günü itibariyle 2 gün içerisinde hiç bu ana kadar hiç pozisyonu olmayan Mayıs vadede 100 bin kontratın üzerinde short pozisyon açtı. Şimdi şu yönden düşünmek gerekiyor. Acaba Merkez Bankası seçimlerin iptal olmayacağı yönünde, tescil edileceği yönünde ve buna bağlı olarak da piyasalarda bir rehavetin, bir rahatlamanın oluşabileceği düşüncesine sahip olup da bir manada Dolar-TL'nin biraz daha hızlı ve sert bir gevşemesine sebebiyet verebilmek, daha da yükselmeyeceğine inanarak şu anki seviyeleri mi short yapmak için uygun buldu? Bu nedenle mi günlerdir, bir buçuk aydır hiç short işlemi yapmadı? Yani ekstra short işlemi yapmadı. Daha önceki aldığı pozisyonlar farklı bir konu. Ekstra short pozisyonlar açmadı da bugünlerde bu seviyelerden short pozisyon açmasındaki sebep Dolar-TL'de net bir geri dönüş mü bekliyor veya belli bir oranda geri dönüş beklediği için mi veya bunu hızlandırmak adına mı bu günleri seçti şeklinde düşünmek durumunda bırakıyor. Arkadaşlar tabii ki bu soruların yanıtlarına net cevaplar vermek mümkün değil ama bunlar akıllarındaki sorular niteliğinde bulunuyor. Sizler bu sorulara nasıl bir cevap verebilirsiniz veya nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Ancak tüm bu soruların yanıtı şudur şeklinde 2 çarpı 2 4 eder kadar kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. Hala YSK'nın ne yönde bir karar vereceği konusuyla ilgili olarak piyasanın çok net olmadığı hususunu bir kere daha ifade etmiş olayım. Ama Merkez Bankası cephesindeki short işlemlerini de manidar bulunuyorum. Özellikle son günlerde short işlemlerine ağırlık vermiş olması nedeniyle. Hemen bana şu soruyu sorabilirsiniz. Acaba Merkez Bankası seçimlerin iptal edileceği hususunda bir düşünceye sahip de böyle bir durumda Dolar-TL yukarı giderse buna yönelik bir tedbir için mi bunu yaptı? Hayır, bu tedbiri bugünden almasının bir anlamı yok. Eğer Dolar-TL yarın öbür gün önümüzdeki hafta yukarı gidecekse niye bu seviyelerden short yapsın? Daha yüksek seviyelerden short yapması daha mantıklı değil mi? Çünkü short yapmak demek olabildiğince yüksek bir noktadan satış yapmak ve ardından oluşacak olan geri çekilmelerde kar sağlamaktır. Evet, Merkez Bankası'nın ana amacı kar sağlamak olmayabilir. Ama Merkez Bankası bugünden bunu yapmak yerine yarın bir gün, çünkü 2 gündür neredeyse Dolar-TL'de çok büyük bir hareketlilik görmüyoruz. Eğer ki önemli bir hareketlilik olaydı, son 2 gündür Perşembe ve Cuma günü itibariyle çok ciddi dalgalanmalar olsaydı, evet o zaman derdik ki Merkez Bankası bu dalgalanmalara şimdiden fren koymaya veya şimdiden tavrını ortaya koymaya başladı diyebilirdik. Ama böyle bir tablo yokken bu konuda 30 Nisan tarihinden itibaren özellikle vadenin bitimi, Nisan vadenin bitimini mütakip bir şekilde vade atlatma şeklinde tanımladığımız yöntemin dışında
bugüne kadar hiç Mayıs vadede short pozisyon açmamışken Perşembe ve Cuma günü itibariyle bu vadede 100 binin üzerinde kontratla short pozisyonlarına adım atmış olması bu düşünceyi veya bu soruyu akla getirmekte. Değerli arkadaşlar, bir diğer soru olarak seçimlerin iptali ve tescili dolar, TL ve borsayı nasıl etkiler konusuna girelim. Arkadaşlar, bu arada maalesef ki video sürem 10-20 dakikayı bulmuş. Ben ikinci bir video olarak sizlere ekstra bir aktarımda bulunacağım. Dolayısıyla bunu burada kesmek durumundayım. Çok uzun videolardan hoşlanmıyorsunuz, biliyorum şimdi. Evet, şimdilik hoşça kalınız. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra devam eden sorularla sizlere aktarımda bulunmaya devam edeceğim.